kazanamadığımız bir süreci yaşıyorduk. Bu süreci bitirip kazanan bir takım olmak sürecini yaşamak gerekiyordu. Hepimiz bu konuda çok iştahlı ve arzuluyduk. Ama tabii kazanamadığımız zaman da bunun stresini ve gerginliğini yönetmek ayrıyeten önemli bir sonuçtu. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe kazandı. Kazanırken kazanmayı hak edecek bir takım olmak yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Fenerbahçe'nin çünkü hedefleri kazanmaktan ötedir. Ve kazanırken de kazanmayı hak etmek kadar bugün iyi bir şey daha gerçekleşti. Bize yakışmayan goller vardı. Bunu hepsi her zaman belki bu yıl, bu sezon yedik ama güveni kendisinde oluşturmuş ve yüksek bir güvenle sahada olan Fenerbahçe'nin uzun süre olmasa da zaman zaman oynadığı oyunla böyle bir sonucu alması önemli. Çünkü saygı duyduğumuz bir rakibimiz var. Ve kendisi rakibimizin yaptığı performans, savunma performansı oldukça Türkiye standartlarının üzerindeydi. Ve bunu sezon başından beri yapıyorlardı. Ve iyi de yapıyorlardı. Burada gol pozisyonlarına girmek, baskılı oynamak ve kalende tehlikeli atak sayısını minimuma indirmek bugün Fenerbahçe'nin kazanırken hak ettiğinin göstergesi oldu. Dirar'ın özelliği, Dirar'ın kendi fiziksel özelliği o. Yani çok az çalışmayla bile bu kadar yüksek dayanıklılık verebiliyor. Yani onun genetik özelliği. Ve disiplinli ve takım için oynayan bir oyuncu. Savunma ise takım halinde yapılan ve organizasyonu takım halinde yapılması gereken bir oyun. Evet, tabii organizasyon içerisindeki oyuncuların kalitesi önemli. Ama birlikte yaptığın zaman çok daha kaliteli. Her şeyin başında alışkanlıklar var. Ve bu alışkanlıkları geçmek için de ortaya koyduğun bir performans var. O performansta kırıklıklar olduğunda işte Erzurum maçı son dakika, ne olursa olsun Bursa maçı hiçbirimizin hoşlanmadığı bir oyun ama o da son dakika. Ve maalesef Fenerbahçe'nin takım olmakla ilgili yaşadığı sıkıntıların arkasından galibiyetlerin gelmesinde buradaki oyuncuların performansının çok daha farklı olacağını hepimiz biliyoruz. Ben yakından biliyorum ama çok önemli bir şey söyledim. Fenerbahçe kazanırken hak ederek kazanmayı sürdürdüğü süre içerisindeki amacımız bu. Çok daha kaliteli bir oyun, çok daha iyi bir Fenerbahçe izleriz. Hepiniz benden daha fazla yaşadınız. Burada ben burada yok iken sizler bunları konuşuyor ve tartışıyordunuz. Ben geriye dönmeyi çok uygun bulmuyorum çünkü şu anı yaşamak ve bu andan sonrasını planlamak bizim işimiz. Geçmişten sadece referanslar alıp o referansların önümüzdeki bize katacağı katkıları düşünerek yol almalıyız. Ben oyunculara her zaman iki tane önemli yol gösteriyorum. Onlardan bir tanesi bulunduğumuz camia, bulunduğumuz kulüp ve bunun büyüklüğü ve ağırlığı, taşıdığımız arma, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve bunun ağırlığı ve büyüklüğü altında biz çok önemli bir misyon üstlendiğimizi söylüyoruz. Bunu yaşatıyoruz. İkincisi ise tabii ki Fenerbahçe'ye bugün layık görülen ve alınan oyuncuların bir takım şeyleri tartışılıyor. Herkes bunu kendi özgür iradesiyle tartışabilir. Oyuncunun kalitesini, hocanın kalitesini bunlar özgür iradeyle tartışılabilecek. Saygı ve çizgiler belirlendikten sonraki seviyeyle çok normal ama biz Fenerbahçe'nin oynayacağı oyundaki bu oyuncularımızın performansını en iyiye getirmenin bence birinci yolu aldığımız referans yani Fenerbahçelilik, Fenerbahçe takımı ve bunun gücü. İkincisi ise evet çalışıyoruz. Israrla oynamak istediğimiz oyunu çalışıyoruz. Israrla bu oyunu güvenmelerini ve bu oyunu oynamalarını istiyoruz. Evet bunlar aksayacak yine problemler çıkacak ama Fenerbahçe bugün kazanırken hak ederek kazanmalı. Bugün Fenerbahçe'nin misyonunda hak ederek kazanan bir takım olma yolunda gelişmeli. Ve bunu taraftarlarına karakter olarak sunmalı. Taraftarın beklediği o. Bunu çok iyi biliyorum. Bugün göstermiş oldukları teveccühten ve bize desteğinden dolayı onlara tekrar teşekkür ediyorum. Taraftar protesto etme hakkı, sevmeme, beğenmeme hakkı vardır. Ama bizim taraftarımızın stada gelerek, burada bulunarak bizi ne kadar çok desteklediğini ben bir kez daha gördüm. Bizi protesto edebilirler, bize kızabilirler, bu beğenmeyebilirler ama Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü buraya gelerek bize göstermiş oldukları saygı ve sevgidir. Ben bunu bu mesajı aldım ve onlara bir kez daha teşekkür ederim.
Arkadaşlar, dediğim gibi siz benden çok daha fazlasıyla buradaki süreci yaşadınız. Ben bu süreç konusunda konuşmak ve ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin yaşadığı bir süreçte bizlerin bir şeyler söylüyor olması bile hata şu anda. Ama İslam Slimani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz ama bir gerçek var. Bugün İngiltere'de gittiği takımın bulunduğu, yani sahip olduğu, kontratın sahip olduğu takım en yüksek ücret ödeyerek aldığı bir oyuncu. Olmadı, tutmadı, yapamadı. Ama onun o oyunculuk kalitesinden, kalitesiyle de ilgisi yok bunun. Bu bir sosyal bir iletişim, büyük bir paylaşım. Evet, şu anda bizle beraber değil. Bizim kontratlı oyuncumuz. Şu anda bir görüşmeleri var ve biz ona o görüşmeleriyle ilgili de izin verdik. Tabii ki kontratlı oyuncumuz, bunu oturup yönetimle değerlendirebileceğimiz bir süreç. Ama şu anda birkaç görüşmesi var. O görüşmesini gerçekleştirsin. Ondan sonraki süreçte de ne yapılacağını onunla oturur konuşuruz ama bence, yok burada Türkiye'de, bence İslam Slimani Fenerbahçe ile olan bağı ve ilişkilerin zayıflamıştır. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Ve gereken her şeyi Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuzla planladık ve bu planlama Fenerbahçe'nin zarar etmeden en iyi şekilleriyle gerçekleşmesine çalışıyoruz. Bu dönem çok zor bir dönem. Taraftarlarımızın bu konudaki öfkesini anlıyorum. Kızgınlığını ya da stresini anlıyorum ama hakikaten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ve bunlar üstesinden Fenerbahçe kazanırken keyif ve zevk verecek ve hak edecek şekilde kazandırmayı çalışarak biz seyircilerimize izletirmek ve yaşatmak istiyoruz. Son soruyu alalım. Sizi sormamıştınız. Kapitan. Skoru korumaya da gidiyor mecburen. Siz, yani maçı siz maçı izleyenlerdensiniz. Zaman zaman özgüvenin yükseldiği ve oynadığı ve oynarken keyif aldığı Fenerbahçe'yi izliyorum. Ben de aynı şekilde kenardan izliyorum. Yine aksiyonları güzel, cesareti iyi, her türlü müdahaleyi yapabilen, uygulayabilen, kontrolü elden bırakmayan Fenerbahçe'yi izliyorum. Ama zaman zaman da bir anda o güvensizliği yaşayan Fenerbahçe'yi izliyorum. Bu çok normal çünkü Fenerbahçe tarihinde belki ilk kez böyle bir kaosun, ya daha doğrusu kendisi için yaratılmış bir kaosun içerisinde ya da meydana gelen bir kaosun içerisinde. Bundan çıkmak, Fenerbahçe bundan çıkar. Çünkü neden çıkar? Bakın arkadaşlar, ne olursa olsun böyle bir takımın, böyle bir taraftarı böyle bir maçta eğer tribünleri doldurup sizi yürekten alkışlıyorsa ve bu ambiyansı yaratıyorsa, Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece bulunduğu yerden değil, başka boyutlardan geçer. O yüzden buradan hepimiz eminiz. Ama bizim bir sorumluluğumuz var. Biz çıkıp, biz bugünkü oynadığımız futbolun daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini oynamalıyız. Her maçı kazanmak için oynamalıyız. Gücümüzü doğru bilmeliyiz ve bunu iyi yönetmeliyiz. Benim söyleyeceğim bu. Bugün ya kırılma oldu mu bununla ilgili ya, peki? Oluyor tabii, yani yediğimiz gollerde yani çok fazla oldu mu? Hayır, ben maçın sonuna kadar gol atacağımızı ve bu skoru alabileceğimize inanıyordum ki oyuncular da içeride aynı şeyi söylüyorlar ve yaptık. Ben önce yine tekrar ediyorum, bu çok önemlidir. Fenerbahçe kazanmayı hak edecek galibiyetler alacak. Ve herkes de keyifli bir şekilde stat'tan ayrılacak. Ben bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.